Mevsimde Tarım programından merhaba, ben İrfan Donat. Bu hafta tarımın marka kentlerinden Antalya'dayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda süs bitkileri sektörünün nabzını tutmuştuk bu şehirde. Ama tarımsal açıdan o kadar çok potansiyel var ki, bu haftada doku kültüründen başlayarak muz yetiştiriciliğini, stevia bitkisinin hikayesini ve tabii ki mevsiminde hasat olarak çilek üreticilerle birlikte hasat yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye, muz üretiminde ciddi bir fırsat ve potansiyeli içinde barındırıyor. Ama genel itibariyle üretim tüketimi karşılamadığı için burada da karşımıza ithalat çıkıyor. Peki Türkiye'de muz nasıl üretiliyor? Bu alanda hangi çalışmalar yapılıyor? İşte bu soruların yanıtlarını aramak üzere ilk önce Doku Kültür Laboratuvarı'na uğruyoruz. Muz üretimini anlamaya çalışıyoruz ama üretimin hikayesi de bu Ar-Ge merkezlerinde gerçekleşiyor. Doku kültürüyle yapılan üretimden bahsediyoruz. Yanımızda da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Profesör Doktor Naci Onuz Hocam var. Naci Hocam da bize doku kültürü ve tabii ki bu üretimin başlangıcına itibaren serüvenini biraz bize anlatacak. Nedir hocam bu serüven? Her şeyden önce hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Sizleri burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Muzun serüveni bizim sahada bulunan elemanlarımızın alanda verimi yüksek, kalitesi yüksek muz tiplerini seçmesiyle başlıyor. Seçilen bu tipler bizim laboratuvarlarımıza getiriliyor ve bir ön elemeden geçirilerek bunlarda her türlü sterilizasyon işlemi yapılarak üzerindeki toprak kökenine olan dış etmenlerden arındırılıyor ilk iş olarak. Daha sonra bu üstün olarak seçilmiş, verimi kalitesi yüksek olan muz tiplerinin çoğaltılması aşamasına geçiliyor. Bunun içinde bitkinin en aktif büyüyen kısımlarının bulunduğu gözleri çıkarıyoruz. Bu gözler aktif büyüme kabiliyetinde ve her türlü hastalık ve zararlarla da arındırılmış durumda olduğu için dış yüzeyin temizlenmesinden sonra bu aktif büyüyen gözleri yumrulardan çıkarıyoruz ve bunları başlangıç materyali olarak kullanıyoruz. Bu başlangıç materyali yumrulardan çıkarıldıktan sonra üstün verimli olan muz tiplerinden bir sonraki aşama bu selekte edilen yumrulardan elde edilen gözlerin daha da hassas bir şekilde saflaştırılması ve uygun besi ortamı kombinasyonları içerisine alınarak bunlardan hastalık ve zararlardan arındırılmış, verimi yüksek, homojen yapıda meyve veren muz bitkicikleri haline dönüştürüp daha sonra sera koşullarına alıştırıp buradan da üstün verimli, kaliteli muz tipi olarak üreticiye ulaşmasını sağlamak olarak kısaca özetleyebiliriz. Şimdi burada homojen bir ortamda bunlar yetiştiriliyor, doku kültürüyle ele alınıyor. Ama sonrasında bu seraya çıktığı zaman yine o havadaki bileşenler olsun, iklimin etkisi olsun, toprak olsun, oraya uyum safhasını nasıl yapıyoruz? Şimdi bu da ayrı bir uzmanlık alanı. Doku kültüründeki kısım ne kadar önemliyse uygun besle ortamı kombinasyon bulunması, bunun dereceli olarak dış koşullara alıştırılması da o kadar önemli. Daha basit bir şekilde ifade edecek olursak şu anda bitkide şu andaki kavanozdaki hali küvezdeki yeni doğmuş bebek gibi tanımlayabiliriz. Yansıl yeni doğmuş bebeği bir anda dış koşullara alıştıramazsanız bunu da yine kontrollü koşullarda nemli koşullar alıyoruz ilk olarak. Belli bir süre nemli koşullarda, çünkü burada bayağı yüksek bir nemin içerisinde, dışarıda da aldığımız zaman ilk önce belli bir süre nemli koşullarda tutuyoruz. Daha sonra üstü kapalı tünelleri alıyoruz. Yavaş yavaş bu tünellerin üstünü açarak normal bizim koşullarımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Onun için de yine belli imkanlara sahip tesislere ihtiyacınız olması gerekiyor. Yoksa bunu bu haliyle doğrudan seraya çıkaracak olursanız yine bu bitkileri kaybetme ihtimaliniz olacaktır. O yüzden yine bu anlamda da bunların dış koşullara alıştırılması için modern tesislere ihtiyacınız var ki yavaş yavaş dış koşullara alıştırılmasını sağlayıp herhangi bir şekilde kayıp olmadan üreticiye ulaşmasını sağlamamız için. Doku kültürünün biraz üretim tarafındaki bize avantajı ne? Yani atıyorum nasıl bir çoğaltma hızı mı diyeyim ya da işte verim ve kalite etkisi olduğunu söylediniz. Evet. Aynı zamanda hızlı bir şekilde de çoğaltılabiliyor. Kesinlikle öyle. Şimdi en can alıcı noktalardan bir tanesi, diyelim ki eğer elinizde önemli bir materyal varsa bunu eğer çoğaltmak istiyorsanız doku kültürünün dışında başka bir yöntemle hızlı bir şekilde ve istenilen sayıda çoğaltma şansınız yok.
Bu en önemli avantajlarından bir tanesi. Yani sadece muz için geçerli değil, birçok üründen bahsediyorum. Herhangi bir bitkide de olabilir bu. Başka bir bitki için de aynı şey geçerlidir. Bilimsel deyimle klonal çoğaltma aracıdır. Dolayısıyla da özü şudur, her bir hücre kendi benzerini yapma potansiyeline sahiptir. Bu tüm canlılar için geçerli, bitkiler için de geçerli. Dolayısıyla da biz bitkinin herhangi bir kısmını ama çoğalmaya uygun olan bir kısmını bulursak eğer, o bitki alındığı bitkinin benzerini, yani ana bitkinin benzerini üretme kabiliyetindedir. Temel prensibi budur. Bu noktadan hareket ederek herhangi bir bitki kısmını, sadece muzu değil, herhangi bir bitkiyi çoğaltma şansımız kuvvetle muhtemeldir. Bu konuda üniversite, bakanlık da galiba yine özel sektör işbirliği içerisinde. Evet, şu anda yaptığımız işlem aslında yurdumuzda eksik olan, ülkemizde eksik olan konulardan bir tanesi. Bu firma daha önce Akdeniz Üniversitesi Teknokenti içerisindeydi. Akdeniz Üniversitesi Teknokenti içerisinde üniversiteyle işbirliği halinde faaliyetlere devam ediyordu. Ama daha sonra süreçe bağlı olarak kapasite artırımı gerektiği için Teknokent'in dışına çıktı ve Teknokent'in dışında çıkarak yeni tesislerinde daha büyük laboratuvarlarda faaliyetlerine devam ediyor. Ama üniversite ve sanayi işbirliğinin devamı olarak da burada faaliyetlerine devam eden 3 tane hocamız var. Ben doku kültürü kısmına bakıyorum ve yine ARGE faaliyetlerinin devamı olarak da Sanayi Bakanlığı'ndan ARGE merkezi kuruluşu alarak faaliyetlerine devam ediyor. Biz de ARGE merkezinde görevlendirilmiş öğretim üyeleri olarak buralarda danışmanlık hizmetinde bulunuyoruz. Buradan peki şu sonucu çıkartabilir miyiz? Yani bu teknolojiyle beraber bizim şu anda belirli ürünlerde hala ithalatımız devam ediyor. Şimdi dünya bu teknolojiyi kullanıyor, üretimini artırıyor. Açık olanlara da, yani üretim açığı olanlara da ürün ihraç ediyor. Biz evet. De ithal ediyoruz. Evet. Şimdi bu teknolojiyle artık o ithalatın da peyderpey azalacağı, kendi içerisinde üretimin artacağı bir sistemden bahsedebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Bu bulunduğumuz testler içerisinde yaklaşık 220 farklı bitki grubunda doku kültürü çalışmalarında bulunulmuştur. Ve yaklaşık olarak şu anda da bunun 100 civarında ticari boyutta üretimi ve ARGE'si yapılmaktadır. Bunu söylerken de gururla söylememiz gereken noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Bu 220 bitkiyi seçerken ve şu anda da ticari boyutta yaklaşık 100-120 civarında bitkiyi çoğaltırken temel prensibimiz Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin dışarıdan ithal edilmesinin önüne geçip tamamen yerli imkanlarla bunun karşılanmasına olanak verecek şekilde bitki gruplarımızı seçtik ve oluşturduk. Şu anda aktif olarak ürettiğimiz ve üreticiye sunduğumuz ürünlerin tamamı diyebilirim ki çok rahatlıkla dışarıdan ithal edilen ürünlerdir ve biz bu yaptığımız faaliyetlerle ithal edilen bu ürünlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Temel hedeflerimiz de budur diye rahatlıkla söyleyebilirim. Antalya'ya geldik ve fidan üretme sırasındayız. Burada üretilen fidanlar Anadolu'nun dört bir tarafında çiftçilerle, üreticilerle buluşuyor ve bizim sofralarımıza gelen aslında ürünlerin hikayesinin başladığı yerlerden bir tanesi. Hemen arkamızda da muz fidanları görüyorsunuz. Bu işin aslında ekonomik değeri çok önemli, çok kıymetli. Çünkü biliyorsunuz birçok üründe aslında ithalata bağımlı durumdayız. İthalatın azaltılması, kendi kendimize yeterlilik ve ihracatı konuşabilmemiz için ham maddeyi ya da temelde o ürünleri burada yetiştirmemiz, üretmemiz gerekiyor. İşte bu seralarda da bu üretimin başlangıç hikayesi var. Yanımda Grow Fiden'in sahibi Dr. Hasan Ünal bulunuyor. Hasan Bey de tarıma yıllardır emek veren ve bu alanda üretim çabası içerisinde olan insanlardan bir tanesi. O yüzden de biraz kendisinden bilgi alacağız. Nasıl bir üretim var, neler üretiyor bu serada, onun tabii detaylarını alacağız. Neler var burada Hasan Bey? Ne üretiyoruz? Bu gördüğümüz serada fidanlı üretiyoruz. Bunların başında muz var, kivi var, yaban mersini var. İşte aklınıza gelen her şey var yani şeylerin
meyve ağaçlarını üretiyoruz. İleride bir avokado falan da gördüm. Avokado ben. Var. Yaban mersini falan. Dünyada ilk olarak siz açtığınız konuyu söyleyeceğim. İlk olarak laboratuvarda, doku kültür laboratuvarda avokado üretebildik. Çok mutluyuz. Yani onun daha denediğimiz bir sürüsü var. Laboratuvar daha 5 senelik. Ama meyvecilik işine muza girdik ama meyvecilik anaçlarını üretmeye işte yeni başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok büyük boyutlara gelecekler. Şimdi muz çok sevdiğimiz bir ürün. Çok da yani tüketmeye çalışıyoruz. En azından insanın tabii alım gücüne göre bu değişebilir ama şimdi bir tarafta bir ithal muz var. Evet. Bir tarafta bizim kendi muzumuz var. Ben de Mersin'deyim. Şimdi Anamur muzu yiyerek büyüdük. Ama şimdi artık o yerli muzları çok göremiyoruz. Yani en azından eskisi kadar değildi. Şimdilerde tekrar o trend tersine dönmeye başladı. Yerli üretim yavaş yavaş sanırım daha da artıyor. İthalat da biraz daha arka planda mı kalıyor? Nasıl bir tablo var? Öyle bir ithalı hale geldik ki Samandağ'dan Söke'ye kadar olan bölgelerin her yerinde muz dikimi yapılmaya başlandı. Ve bunları gördükçe biz bir iddiaya ithallaştık. 3 yıl sonra Türkiye'nin muz ithalatını bitireceğiz dedik ve sözümüzde de duracağımıza inanıyorum. Çünkü baktığımız zaman yıllık bazda yaklaşık 110-120 milyon dolarlık bir ithalatımız, evet. Muz ithalatımız söz konusu. Halbuki o muzları biz burada üretebiliriz, tabii tüketebiliriz, hatta ihraç edebiliriz. Aynen. Bu potansiyel aynen, var yani. Aynen. Şimdi bunların başında da şey geliyor, çocuk maması için Avrupa dünyada ilaçsız şey bulamıyor, muz bulamıyor. Şimdi buradan organik muz talebi de bulunuluyor. Türkiye'deki araziler çok kullanılmadığı için veyahut da büyük saksılarda üretilebileceği için Avrupa'nın organik muz ihtiyacını karşılayabilir. O da çok büyük rakamdır. Ne kadarlık bir muz fidan üretimimiz var? Yani milyonun üstünde ve ona göre hazırlık yapıyoruz. 2 sene sonra yılda 3 milyon adet üreteceğiz. Peki şimdi burada bir üretim var. Bu güzel. Ama bu üretimin kırsalda da bir yansımasını görmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir tarımın geneline baktığımız zaman, siz de bu işin içindesiniz. Sadece muz fidanıyla değil, birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz, tarımsal alanda. Nasıl bir tablo karşınıza çıkıyor? Yani yıllar itibariyle şöyle bir baktığımızda tarımın bir karnesini çıkartırsak, eksisi artısı ne var? Şimdi bundan şuna gidebileceğiz. Türkiye'deki ortalama muz üretimi açık alanda 3,5 ton iken bizim yeni bulduğumuz çeşitle, yeni uygulama yaptığımız metotla 7,5 tona çıkıyor. İki katını geçiyor. Ama masraflar aynı masraflar. O zaman gelir 4 katına falan çıkıyor. Yani 15 bin liranın üstünde bir gelir elde ediyor çiftçi. O zaman çiftçi bunu görünce hemen kendisi de yapmaya çalışıyor. Yani çiftçiye para kazanırsa çiftçi şeyi üretimi arttırıyor. Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi ihracata da dönebiliyor. Biz bunu şeyde yaşadık. 15-20 senedir domatesle yaşadık. Domatesle dönümler 6-7 tonlardan 20 tonun üstüne çıkarınca çiftçi ciddi paralar kazanmaya başladı. O zaman üretim arttı. 12 milyon tonlara çıktı. Ama bu tahılda bu yok. Bilmem bakliyatta bu yok, meyvecilikte bu yok. Yani bundan şunu demek istiyorum. Yani teknoloji, dünyadaki gelişmiş olan teknolojiyi sokarsak tarıma, çiftçi daha para kazanacak, üretim daha fazla olacaktır. O da Türkiye'nin ihtiyacını fazlasıyla karşılamış olacaktır. Ama belki kurgunun bir sonraki adımı da yapmak lazım. Hani verim artıyor dediğiniz gibi 6 tonlardan 12 tonlara, 20 tonlara çıkıyor. Ama o ürünün de değer fiyata satılması lazım, pazara ulaşması lazım. Orada satamadığı zaman çiftçide yine bir sıkıntı olabiliyor. Yani evet verim artacak, kalite artacak ama çiftçi onu sattığı yani maliyetini karşılayacak ve maliyetin üzerinde bir fiyat satacak ki bu iş sürdürülebilir olsun. Çok doğru. Yani iyi kötü biraz 3-5 tane portakal bahçemiz var. Belki dünyanın en kaliteli portakalı yetişiyor Fenike Demre civarında. Orada yetişen portakalı biz 30 lira, 30 kuruşa, 40 kuruşa zor satıyoruz. Halbuki o portakal İstanbul'da 10 liraya satılıyor. Ben biliyorum 10 liraya satılıyor. Fenike bir de marka olmuş. Coğrafya işaret almış. Portakaldan bahsediyor. Şimdi bunun düzeltilmesi lazım. Satışların yani ülke çapında sunumu yani arttırılması lazım. Yalnız AVM'ye bırakılmaması lazım. Marketlerin dışına çıkacak. Evet, sadece lüks mağazalara bırakılmaması lazım.
çiftçiye daha pratik satma imkanları yaratılması lazım. Aracınız şimdi soğan fiyatı çok arttı. Hı hı. Kesinlikle soğan çiftçisinin bu işten hiçbir kere yok. Doğru. Hiçbir, yani birkaç kişinin olabilir de yani normal bildiğimiz çiftçinin hiçbir kere yok. Yani bunun düzeltilmesi lazım. O düzeltilirse çiftçinin geliri artacak. Gelir artınca daha teknolojiyi kendi yerinde uygulamaya başlayacak. O zaman Türkiye'nin ihtiyacı fazlasıyla karşılanmış olacak. Teknoloji anahtar bir kelime. Çünkü baktığımız zaman ithalatta ithal ettiğimiz ürünler tohumdan başlayarak işte fideye kadar birçok şeyde genelde hep bir Hollanda ismi geçer. Evet, geçer. İhracat pazarına baktığımız zaman Amerika'dan sonra tarımsal ihracatta dünya ikincisi. Evet. Orada da ismi hep geçer. Bir taraftan bakıyoruz hakikaten bu işin pazarlamasını hakikaten iyi yapıyor. Ticaretini çok iyi yapıyor. Zaten güzel. Oradan belki de çok bu işi güzel. Kazanıyor. Ama dönüp dolaşıp baktığımızda işin içinde hep bir teknoloji var. Arge var. Aynen. İnovasyon var. Aynen. Türkiye bu alanda herhalde adım atmaya başladı ama biraz emekleme safhasında galiba. Nasılız? Yani biraz sepsede var. Sepsenin dışında tarımda maalesef o yok. Maalesef o yok. Sepsedeki teknoloji demin söylediğim gibi bizim sahadaki üretimi arttırdı. Geliri arttırdı. Hem 85 milyon ülkenin ihtiyacını karşılıyor hem de bir miktarda ihracatı yapılabiliyor. Halbuki tarımın diğer bölümlerinde teknoloji girmediği için bu yok. Bu olamıyor. Yaygınlaştırmak lazım. Diğer olanlara da yaygınlaştırmak lazım. Serada muz tarafını incelerken, muz fidanlarına bakarken bir taraftan da stevia dikkatimizi çekti. Stevia son yılların en dikkat çeken, en çok konuşulan ürünlerinden bir tanesi. Şeker otu olarak da biliniyor ve kalori bakımından alternatif bir ürün olarak da önümüzdeki dönemlerde muhtemelen hem gıda sanayinde hem de farklı alanlarda tüketimini daha fazla göreceğiz gibi geliyor. Ama tabii bu benim verdiğim bilgi. Asıl bilgi hocam da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kenan Turgut. Hocam siz bize biraz anlatın. Nedir bu stevia bitkisi? Nasıl bir özelliğe sahiptir? Şimdi siz de çok doğru söylediniz. Stevia'nın en önemli özelliği kalorisiz olması ve ayrıca tabii ki doğal olması. Doğal tatlandırıcı. Aslında biliyorsunuz yapay tatlandırıcılar da var. Dolayısıyla onlarda çıkan bazı sıkıntılardan dolayı, yan etkilerden dolayı son yıllarda özellikle doğal tatlandırıcıların önemi daha da arttı. Bu bakımdan baktığımızda stevia bir diğer tatlandırıcılara göre ön plana çıktı. Neden? Çünkü yan etkisi yok. İşte kandaki şeker oranını artırmıyor. Dişte çürüklüğe neden olmuyor. Hatta bazı sağlık açısından olumlu etkileri de var. Bunlara baktığımız zaman diğer bir taraftan da üretimi de çok zor değil bu bitkinin. Hmm. Yani örneğin Türkiye'de Akdeniz sahil kuşağında çok rahatlıkla üretilebilecek çok yıllık bir bitki. Kökeni bunun neresi? Bu bitkinin kökeni Paraguay, Güney Amerika kökenli bir bitki. Dolayısıyla zaten o bölgede çok bilinen, Brezilya'da, Paraguay'da çok bilinen bir bitki. Ama 1970'li yıllarda onların dışında ilk keşfeden ülkede Japonya olmuş. Fakat üretimine baktığımız zaman da dünyada şu anda bu bitkinin ve ekstresinin üretiminin en fazla olduğu yer Çin. Yani dünyadaki stevia üretiminin %80'i Çin'e ait şu anda. Öyle mi? Evet. Ve önümüzdeki dönemde muhtemelen gıda sanayinde daha mı sık göreceğiz bu ürünleri? Daha doğrusu şeker olarak kullanılacak ürünlerde stevia'yı mı daha fazla göreceğiz? Şimdi artacak çünkü özellikle sadece diyabetler için değil. Çünkü bunun diyabetler rahatlıkla kullanılabiliyor, sıkıntı yok. Aynı zamanda özellikle obeziteyle mücadele açısından da çok önemli. Çünkü stevia'yı siz diğer tatlandırıcıların yerine kullandığınız zaman, örneğin mısır şurubunun yerine kullandığınız zaman dolayısıyla ne olacaktır? Kalori oranında o gıdalardaki kalori oranını da düşürecektir. Hatta %100 yaptığınız zaman hiç kalorisiz bir gıda olacaktır. Dolayısıyla o açıdan da büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda tabii biz ziraatçı olduğumuz için de bizim üreticilerimiz açısından da çok önemli bir bitki. Neden? Birim alanından geliri oldukça yüksek. O açıdan önemli. Sonra Avrupa'da diğer ülkelere baktığımız zaman Akdeniz dışında bu bitkiyi yetiştirebilecek ülke fazla yok. Yani İspanya, İtalya'nın buranın, dışında. Bu coğrafyanın biraz da
uyumlu olduğu evet. bir bitkiden bahsediyoruz evet, değil mi? Evet, evet. Tabii biz bu 2011 yılında bu bitkiyi ilk defa Türkiye'ye tanıttık. Ve daha sonra işte buradaki Güney Agripark ve Grofide ile birlikte yaptığımız ARGE çalışmalarıyla hem çeşit geliştirdik. Hem de burada fideleri görüldüğü üzere bunların tamamı doku kültüründen gelen fideler. Hı hı. Yani ve bunu da şundan dolayı yaptık. Şimdiye kadar bütün dünyada ve biz de daha önceleri bunu yapmıştık. Tohumla üretiyorduk. Fakat tohumla üretimde şunu gördük. Bitkilerde büyük bir açılma oluyor. Bu bitki kendine kısır bitki olduğu için büyük bir açılma oluyor. Yabancı tozlandığı için ve dolayısıyla standart sağlayamıyorsunuz tarlada. Hmm. O ürüne de yansıyor. Biz ne yaptık? Bir ARGE projesiyle 3 tane çeşidin üretim iznini aldık. Ve daha sonra bunları doku kültürüyle üretip ve daha sonra da üreticilere sağlanacak, tedarik edilecek bir noktaya gelinmiş durumda şu anda. Anladım. Şimdi bunlar şu anda hangi aşamada hocam? Fide olarak yavaş yavaş artık evet. toprakla buluşacak şeye daha gelmemiş aslında değil mi? Aslında bunlar buluşabilir ama biz tabii şu anda acele etmiyoruz. Bunlar aslında elimizde anaçlık, numunelik olsun diye bulunan şeyler. Hı hı. Aslında bizim bu bitkilerin dikim tarihine baktığımız zaman önerdiğimiz dikim tarihi 1 Nisan ayından itibaren başlıyor. Hı. Nisan ayı içerisinde hatta Mayıs'ın 15'ine kadar bölgeye göre değişiyor. Bunların dikimi yapılabilir. Bunlar doku kültüründen sonra alıştırılmış ve tabii ki ondan sonra köklendirilmiş, alıştırılmış oldukça sağlıklı fideler. Dolayısıyla biz bunları bir şekilde bunlardan doku kültürüyle tekrar üretip işte önümüzdeki dönem ne kadar ihtiyaç varsa ona göre çoğaltılması gerekiyor şeyde laboratuvarlarda. Peki mesela şöyle bir kabaca hesabı var mıdır? Dönüm başına şu kadar ürün alınıyor dekar başına tabii. ya da işte ne kadarlık bir getirisi var gibi ilk, bugünün şartlarıyla. Evet doğru. İlk yıl biraz düşük. Çünkü çok yıllık bitkilerde ilk yıl düşük verim alınır. 300 kilonun altındadır dekara verim 300 kilogramın ama İkinci kurusu yılda değil mi? Kuru yaprak pardon tabii kuru yaprak olarak 300 kilogramın altında ama ikinci yıldan itibaren bu 400 kilogram rahatlıkla bulabiliyor. Yani bu da oldukça iyi bir rakam ve bunun geliri birçok tarla ürününe karşılaştırdığımız zaman 4-5 kat daha fazla olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Peki mesela bunu çiftçi yetiştirdiği zaman alıcısı kim? Kim geliyor genelde? Kimler talepte bulunuyor? Tabii şimdi en büyük ya da sıkıntı, nereye veriyorlar? Evet şu anda en büyük sıkıntılardan birisi bu. O yüzden de ben de üreticilere biraz bu konuda çok fazla üretim birdenbire yapmamaları yönde telkin etmeye çalışıyorum. Örneğin burada bu firmada şu anda bir işleme tesisi yani ekstraksiyon tesisi kurulmaya çalışılıyor. Hı. En son aşamasına geldi. Bunun gibi işte Türkiye'deki bu tesisler arttığı zaman bunların mutlaka alıcısı olacak. Sonra ihracat yönünden çok önü açık. Çünkü Avrupa Birliği bunun için büyük bir pazar Türkiye için ve çok yakında bir şey konum olarak da. Bu araştıranlar aslında ihracat şeylerini buluyorlar. Ama onun dışında tabii ki aktarlar bunu bu dönemde son yıllarda müşterisi olduğu için almaya başladılar. Ama tabii burada bizim şeyimiz şu kuru yaprak olarak tabii ki bu tüketilebilir. Ama daha da önemlisi bunun mutlaka ekstraksiyonu yapılması lazım ve ancak o zaman katma değerini yüksek olan ürünü elde etmiş olabiliriz oluruz yani. Onun dışında kuru yaprakta tabii ki olacak. Bazı üreticilerde sadece kuru yaprak yapabilirler, satabilirler. Ama önemli olan bence mutlaka bunun ekstraksiyonun yapılması lazım. Diğer tıbbi bitkilerde olduğu gibi.